Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Rızası dairesinde hayır ve hayrat kazandırsın inşallah. Evimize maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzı, afatlarda, musibetlerde, hastalıklardan muhafazayı emin eylesin inşallah. Vefat anında da bizi şehit etsin. Hiç hissettirmesin. Hiç hissettirmesin. Ya hiç. Kalmışsa ömrümüz, inşallah kalmıştır hizmet için. Kullandığımız, yaşadığımız ömrümüzden daha hayırlı etsin inşallah. Bizi birbirimizden ayırmasın. Dünya ve ahirette beraber ettiğimiz gibi. Sevgili arkadaşlar, canlı yayında olanlar, şimdi Giresun, Espiye. Espiye dershanemizdeyiz. Şimdi bir sizden sorayım, bir de sizden. Mesela bir dahi veya bir biri yaptık. Hakikat çekirdeklerine yapacağım ki sabiti olmasın, herkesi içine alsın. Bir iki yaptık. Yaptığımızı, bu yapıldı diyeceğim ben size. Ama kafanızdan herkes bir numara tutsun. Bir dahi, 111 dahil, 111 dahil, herkes bir numara tutsun. Bir dahil, 111. Efendim abim? 52. Sen, aleyküm selam, sen bildiğime göre Yozgatlısın, Ordu plakasını söyledin. Öyle mi? 52, neyse. Tamam. Şey, yalnız sesini kapa Abdullah. O başka bir yerden geldi. Öyle mi? Kimden geliyorsa. Ben kapatacağım hepsini. Sen kapat. 52. Sorun yok değil mi abiler? Tamam. 52. Size de soracağım. Hakikat çekirdekleri. Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekai istiklaliyeti İslam için farz-ı kifai cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alim İslam'a fedaya, vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet İslamiye'nin felaketi. Abdullah, nereye soktu bizi şimdi? Alimi İslam'ın saadet ve hürriyeti müstakbelesiyle telafi edilecektir inşallah. Şu musibet, mayi hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişafını harikulade tacil etti. Bir de okuyayım. Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekai istiklaliyeti İslam için farz-ı kifai cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alim İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet İslamiye'nin felaketi Alem İslam'ın saadet ve hürriyeti müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet, mayi hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişafını harikulade tacil etti. Baştan gideyim. Eskiden beri, yani Abbasiler ve Selçuklar hepsi dahil, bu Osmanlı 1000 seneden beri İslam'a bayraktarlık yapmış. Yani illa Osmanlı değil, bu ruh, bu millet 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış. 600 sene Osmanlı, ondan önce de 400 sene. Ustad söylüyor, 1000 seneden beri bayraktarlık yapmış. Böyle bir millet. Zaten maddede de öyle diyor şurada. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba Kur'an'dır. Mariz asır, 20. asır.
hasta bir unsur, Türk milleti. Alil bir uzun, yani alil bir uzuv, yüksek bir uzuv, organ, Kürt milleti. Reçetesi, Türk ve Kürt milletinin reçetesi, ittiba-ı Kur'an'dır. Kur'an'la reçetesi bu. Şimdi 1000 seneden beri Kelimetullah'a, İlahi Kelimetullah, İslam bayrağını aziz etmiş bu millet. 1000 sene. Farz-ı kifayi cihadı deruhte etmiş. Yek vücut olmuş. 70 küsur millet tek millet olmuş. Sebebi ne mutlu Müslümanım diyene sloganı ile, yani ruhuyla, yani inandır dava buydu. Ne mutlu İslam Müslümanım diyene. Başka hiçbir şey bunun önüne koymamış. Sen ne mutlu Galatasaray'ım dersen ötekisi de ister istemez ne mutlu Fenerbahçe'm diyecek. Ne mutlu lazım dersen ne mutlu Kürdüm diyecek. Ne mutlu böyle. Eğer birisi bir şey çıkarsa onu bilerek yapıyor. Böyle bir şey çıkartması aslında bir milleti yüceltmiyor. Karşıki tarafı dürtüyor. Yani ne mutlu lazım diyen Laz'da yüceltmiyor, Laz'da hücum ettiriyor. Aslında bu. Karşıki tarafı tahrik ediyor. Çünkü niye? Laz olmak, Çerkez olmak, insanın kendi ihtiyar ve iradesiyle olan bir şey değildir. İbrahim, anne babanı sen mi seçtin? Hayır. Bu memleketi sen mi seçtin? Giresun'u mu? Evet. Giresun'un olmayı sen mi seçtin? Hayır. Yok. Seni seçmediğin bir şeyle benim seçmediğim bir şeyin üstünlüğü olur mu? Olmaz. Sen diyorsun ki Giresunlar çok üstündür, Yozgatlar şeyidir. Böyle bir şey olur mu ya? Cinsiyetini sen mi seçtin? Erkekler çok kraldır, kadınlar şey değildir. Sen mi seçtin? Rengini, yani senin olmayan bir şeyle üstünlüğün yoktur. Seni değil çünkü. Çok yaşamak, cinsiyet, erkek kadın, memleket bizim seçtiğimiz bir şey değil. Üstünlük bizim inandığımız Allah'ın dininde üstünlük bir şey de var. Öyle değil mi? Takvadadır diyor. Allah öyle diyor. Allah'ın sözünün üstüne söz mü olur? Tamam, olmaz. İşte böyle bir millet, necip bir millet olmuşuz. Ne millet? İslam milleti olmuşuz. Zaten ne diyor biliyor musun ikincisinde? Bu Özbek kardeş herhalde canlı yayında o sormuştu. Azametli bahtsız bir kıtanın, azametli bahtsız bir kıta, azametli Şam-ı Şerif denilir. Şam-ı Şerif Suriye'nin başkenti değil. İslam coğrafyası demektir. Tunus'tan, Cezayir'den, Tunus'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar, Hindistan'ın şeyi, bunlar İslam coğrafyasına Şam-ı Şerif denilir. Şam-ı Şerif denilir. Bak azametli bahtsız bir kıta. Yani İslam coğrafyası. Şanlı talihsiz bir devlet. Osmanlı. İçinden çıkan bir tanesi işte ile Osmanlı bu şeyler başına geldi. Değerli sahipsiz bir kavmin. Değerli sahipsiz bir kavim. Kürt milleti. Badıl abiye göre Kürt milleti diyor. Bazılarına göre değerli, sahipsiz bir kavim, Türk milleti. Onlar şöyle diyor, Badıl abinin ikisini söyleyeyim. Azametli, bahtsız bir kıta, malum hepsi aynı, Asya. Şanlı, talihsiz bir devlet, Osmanlı. Değerli, sahipsiz bir kavmin, Kürt milleti. Reçetesi, İttihad İslam'dır. Böyle. Demek ki Asya kıtası, yani İslam'ı, İslam'ın bütünlüğü ve onu temsil eden bu millet, Osmanlı ruhu, Osmanlı'da hiçbir millet ırkçılığı öne çıkmaz. Kürt mü, Laz mı, Çerk mü belli değil, değil mi? Hepsi eşit. Allah'ın indinde öyle. Padişah ile Geda da aynı. Kendini yek vücut olan alim İslam'a fedai vazifedar. Şimdi de öyle bakın, nerede sıkıntı varsa gücü kadar, belki de gücünden de üstün, nerede bir sıkıntı varsa, nerede aç varsa yanında. Bu millet ya. Öyle değil mi? Ben mi uyduruyorum? Türk milleti. Ya bu Türk milleti derken
İsmi bu. Yani bu coğrafya milleti. Bu coğrafya milleti nerede mazlum mağdur varsa imdadına koşuyor. Ha var şimdi. Ve ne kadar şu anda bazılarına da gönderiyorum. Onlar bazı yerlere gönderiyor. Şu anda canlı yayında Suriye'de olan kahraman kardeşlerimiz var. Yani cephede. Var ya derste. Başka isimde vesaire kimlikte. Türkiye üzerinde. Kahraman ya. Soğuk mesela. Yunan aramıştı. Ne yapmış? Ne yapıyorsunuz? Çoluk çocuğun diyor yaşamasını orada diyor koruyoruz diyor onları. Fedaya. Yani fedai olmuş. Sonra hilafete bayraklar görmüş. Hilafetin buraya taşınmış. Yavuz'la hilafet gelmiş. Hilafet Allah Resulü'nün halifesi. İnsanlar Allah'ın halifesi yeryüzünde. Kur'an ve hadisin ifadesiyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın halifesi var. Dört halife. Sonra asıl imamları, siyasi ve manevi mehdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam halifesi. Buraya Yavuz ile hilafet taşındı. Hilafet Türkiye'ye geldi. Gelmişti yani. Ne yapmış? Bayraktar görmüş olan bu devlet İslamiye'nin felaket olmuş. İçeriden işkemesi deşilmiş. Osmanlı'nın İslamiyet'in felaketi. Felaket niye oldu? 73 millet tek vücuttu. Hilafet çözülerek, yani hilafet şu demek, çok pratik izah. Bugün NATO, veya Varşova Paktı gibi paktlar var ya, veya şimdi Türkiye Cumhuriyetleri'nin paktı var. Bir farklı farklı milletler NATO gibi tek devlet. Birisi bir şey derse o bu 16 küsur NATO devletine hepsini karşısına alıyordu. Osmanlı'nın Tunus, Cezayir, Fas, Doğu Türkistan vesaire oralarda şu anda Doğu Türkistan'da, Özbekistan'da, şurada Suriye'de, Muriye'de nerede sıkıntı varsa hilafetin olmayışındandır. O 72 milleti tek millet yapmıştı. Tek millet bir NATO gibiydi. İnşallah bu olacak. Emirdağ, 2. Emirdağ'ında 76. sayfada söylüyor. Cemail-i Muttefika İslami olacak diyor. İslami Cumhuriyetler Birliği. O zaman Suriye'de, Doğu Türkistan'da birisinin burnu kanasa karşısına Osmanlı'yı alırdı. O kadar güçlüydü ki dans çıktığı zaman Fransa'da bir şeyle, mektupla yasaklanmıştı. Buradan ya. Gücü görüyor musun? Şimdi bu devleti bütünleyen neydi? O hilafet ruhu, NATO gibi, Varşova Paktı gibi bir paktın, birliğin adıydı. Ne o? Hilafet. Ama bu farklı bir şey. O askeri ve siyasi bütünlüktü, NATO. NATO öyle. Ama hilafet öyle değil. İşte İslam da Türkiye vatan değil. İşte Suriye vatan değil. İmanın vatanı Müslümanların coğrafyasıdır. Suriye bizim vatandır. Ne işimiz var? Vatanımız olduğu için. Nereden biliyoruz? Çanakkale'ye gittiniz, ziyaret ettiniz. Çanakkale şehidine bakın. Suriyeli de yatıyor. Ne işi var orada? Ne işi var? Hindistanlı asker de var. Yazmış yani Hindistan bilmem ne şehrinden gelmiş. Yani iman edenlerin memleketi, vatan aşkı Müslüman coğrafyasıdır. Doğu Türkistan'da birisi burnu kanasa Giresun'da burnu kanadı gibi oluyor. Farkı yok ki. Bizim toprak. Biziz yani. Vatanımız bu yani. Vatan sevgisi imandandır. Ama adam bunu menfide kullanıyor. Menfide kullanıyor. Türkiye'de diyor şu anda bize zıt, hizmetimize zıt, bilmem nerelerimize zıt. Önemli olan Türkiye vatan değil. Adam diyor. Nerelerde biz faaliyet yapıyorsak bizim vatan odur diyor. Onun için Türkiye vatan kim demiş diyor. Adam böyle beyanat da vermiş yani. Bizim vatan İslam'ın yaşandığı, İslam var olduğu yerler bizim vatanımızdır.
imandandır o da. Vatan sevgisi imandandır. Bu devlet-i İslamiye'nin felaket görmüş. 1920'de başlayıp. Oysa bir inkılap geçirebilirdi, değiştirilebilirdi. Fakat felakete itildi içeriden. Çünkü içeride büyümüş insanlar tarafından. Felaketi. Ne oldu? Kader niye fetva verdi? Tamam, beşer zulmeder, kader adalet eder. Mesela ağacı budarlar böyle. Zahirde bakarsın ki ağacı küçültüyorlar, dalını budağını kesiyor. Oysa inşallah daha güçlü gelmesi için, gül gelmesi için budama yapılıyor. Budama yaptı, kader yaptı. Bu felaket ne olacak şimdi? Bundan sonra şimdi ileriye konuşacağız. Alem İslam'ın saadet ve hürriyeti mustakbelesiyle telafi edilecektir. Gelecekte inşallah Cemahir-i Muttefika İslami, İslam Birliği ile bu 100 senelik felaket, bir asır deniliyor, telafi edilecek inşallah. İslam Birliği deyince Araplarla, Suriyelilerle, işte Mısır'la, Tunus'la, Cezayir, Fas'la birlik değil. Onu böyle Avrupalıların, Amerikalıların kendi siyasi anlayışıdır. Çünkü tarih, bunu da çok iyi bilin, tarihte hiçbir tane şey yoktur. Araplarla Türklerin bir olup mağlup oldukları hiçbir savaş yoktur. Araplarla Türklerin bir oldukları ilk birlikte kendilerinden bilmem kaç kat büyük Çin'i mağlup etmişler. Çin'i. O savaşın adı unuttum. Talas Savaşı. Talas mıydı? Talas'tı değil mi? O nehirden alıyor. O zaman Türkler İslamiyet'i tanışıyor. Talas'tı değil mi? Evet. Bir oluyorlar. Kendilerinden kıyas edilmeyecek kadar karabalık Çin'i mağlup ediyorlar. Şimdi diyorlar ki onlar, Türklerle Araplar bir olmasın. Olunca karşısında duracak mümkün değil. Bütün güçlerini oraya harcadılar şimdiye kadar 100 sene. Arapların işte her şeyine girdiler yani. Yönetimine girdiler. Fakat Araplar da öyle bir darbelendi ki şimdi Libyalılar şeyi arıyor. Kaddafi'yi mumla arıyor. Iraklar Saddam'ı mumla arıyor değil mi? Yani öyle bilendi, öyle acayip oldu ki, Suriye halkı da öyle. Afganistan'daki Şah Ehl-i Sünnet'ti, Şia değildi. Mumla arıyor. Şimdi bu hadiseler getirdi öyle bir İslam Birliği ve Türkiye'nin arkasına lokomotif olmaya ihtiyaç etmiş ki başka hiçbir hayat şansları yok. Şu anda Arap Birlikleri şey devletleri var. Bahreyn, ondan sonra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Devleti, o bütün o parça, o mozaik. Şu anda Amerika'dan herkesini mi kesmiş? Niye kesmiş? Türkiye'nin gözünün karşısında değil. Başka mümkün değil. Mümkün değil. Ayakta duramazsın. Yok edileceksin. Şurada bir cümle var sana. Söyle, dinle. Hususan Arap gibi nevi beşerde medar iftihar, yüksek seyircilerle mümtaz bir kavmin şeni olamaz diyor ümitsizlik. Alem-i İslam milletler Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafına ilan edeceklerdir. Duydunuz mu abi canlı yayında olanlar? Ses geldi mi? Ver, ben bir daha okuyayım. Bu kadar net gelmedi abi. Sizin sesiniz gibi net gelmiyor. Tamam, gelmiyor. Peki ben okuyayım. Şey de mi? Kitaptan Hususan. Ha. Beyşan. Otur oraya. Otur, ben sana vereceğim. Hususan nerede? Bakayım. Arap'ın metaneti, kavmi. Hususan Arap gibi. Arap kimmiş? Nevi beşerde medari iftihar, yüksek seciyelerle muntaz bir kavmin şeni olamaz, yeis, ümitsizlik. Alem İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. Araplar karamandır ha. Çok savaşçıdırlar yani. O Ömer Muhtarlar vesaireler hepsi böyle. Araplar ve Müslümanların mağlup eden şey münafıklık. İçimizde münafıkların olması bizi mağlup etmiş. Hariçten ne Araplar ne de Türkler mağlup olmamış hiç.
Hep münafıkane. Mesela Osmanlı içeriden yıkıldı. İçeriden işkemesi. Yani Araplardan da öyle. Yani yeis Araplara hiç yakışmıyor diyor. Yakışmaz diyor. Tekrar şahlanacak diyor Arapların. Arapların metanetinden ders almışlar bütün İslam devletleri. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp, ümitsizliği bırakıp, İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle, hakiki bir tesanüt, Türklerin nesiyle? Ordusuyla. Türklerin hakiki bir tesanüt, Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafına ilan edeceklerdir. Çatlasalar da patlasalar da. Kafirler istemese de. Bu hutbe-i şamiye değil mi? Şamiye. Evet. Görüyor musun? İnşallah kahraman İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle gayrimüteşebbih bir şeyi naklediğim ezberimde mektubata. Al abi. Diyor ki gayrimüteşir. Kahraman Türk milleti ve ordusu diyor. Ordu. Kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alim İslam'ı İttihad İslam'la güldürür. Türk ordusu yapacak. Kahraman Türk milletinin kahraman Türk ordusu diyor. Kılıcını ayağına vurdurmaz. Millete vuruyordu ordu şimdiye kadar. Mesela hepimiz fişleniyorduk. Mesela Gül'ün sonu geldi. Ne kadar takip ediliyordum. Ya benim gibi basit ve zavallı bir adamın zaaf noktalarımı, güçlü noktalarımı, yani nereden etkilenir, ne yapar, onu bile dosya yapmış. Savcı yüzüme okudu ya. Diyor ki sen zaaf ve güçlüğünün, yani bunu yapmış, bununla meşgul olmuş. 100 seneden beri bununla meşgul olmuş. İsrail'in ve Amerika'nın bir şubesiydi MİT yani, istihbarat. Bizi şey yapıyordu. Şimdi Türk ordusu, baksana Libya'da Müslüman kardeşlerin imdadına. Baksana Azerbaycan'da, baksana Suriye'de. Bak, Türk ordusu diyor ve onun kahraman ordusu bak, Türk milletin kahraman ordusu. Kılıcını, ustad diyor, kılıcını ayağına vurdurmaz, millete vurmaz. Ayak millet demektir. Bizi ayakta tutan millettir. Kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürür. Şuraya bak ya. Benim mektubat olsa gösterirdim. Gayrimüteşir bu. İnşallah. Şimdi bayraktar görmüş olan bu devlet İslamiyenin felaketi alem İslam'ın saadet ve hürriyeti müstakbelesiyle telafi edilecektir. Nasıl edilecek? Buna ihtiyaç hissedilecek. Ediliyor bile. Şu anda mesela siyasidir yani. Benim siyasette alakamız olmadığım biliyor musun? Herkes biliyor. Ama reise bugün Suriye'den de, Tunus'tan da, Cezayir'den de, Doğu Türkistan'da, Azerbaycan'da da müthiş bir ittiba var yani. Müthiş bir teslimiyet var. Öyle mi değil mi? Ben mi uyduruyorum? Türkiye'ye ve reisine müthiş bir güven var. Azerbaycan halkı şimdi reise ve Türk milletine güven yok mu? Pakistan, Malezya, oradaki dershaneden de söylüyorlar. Niye? Bu bir olacaklar. Başka şansımız yok. Başka şansımız yok. Ne olacak bu ittihad olmadan? İslam Birliği ilk önce Asya şurası olacak diyor. Amerika ikidir. Avrupa'da ikidir, Türkiye ikidir, herkes ikidir. Amerika'nın bir tarafı, Avrupa'nın da bir tarafı zındık. Arapların böyle hep yönetimlerine böyle şey yaptılar. Ta ki Türklerle ittifak etmesin. Usta da diyor ki Arapların Türklerle beraberliğinden önce Asya Şurası'nın talihi parlak gözüküyor diyor, görünüyor. İlk önce Asya Şurası olacak ama... bu gözükmüyor. Risale'de bu gözükmüyor. Çok gizli ve hususi, bunu anlayan anlar mesela. Ama vakti geldiği için hemen hemen her derste bununla alakalı her derste zikrediyorum.
Çünkü bitti artık, gizlilik kalmadı. Tabir var da sana Asya şurası diye. Hem de ne kadar? Şurası. Tabii yani oradan söyledim. Asya'nın şeyi diyor, istikbal diyor, şeyi görüyorum, şanlı görüyorum diyor, parlak görüyorum. Ne kadar şey var? Asya şurası. Ve Asya şurası nedir? Ta Çin. Çin'in 120 milyon Doğu Türkistanlıdır. Çin'in yerli halkı 300 milyon Müslüman var. 300 milyon. Bu Doğu Türkistan'ın dışında. Üçte biri Hindistan'ın Müslümandır. Malezya, Bangladeş, işte Türkiye Cumhuriyetler, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycanlar vesaire. Şöyle bir, bu şuranın içindeler bunlar. Şura. Afganistan, mesela Doğu Türkistan'ın liderleri de bu şuranın içinde şu anda. Bu birliği, çekirdeği oluşturdular. O orduya, artık gizli değil, orduya dönüşmüş. Ordu birliğine, Turan ordusu diye. Onu da zaten sacakları kurulmuş. Zaten onun muvaffakiyetidir. Azerbaycan'da bir fiil gözüktü. Bir tarafta Azerbaycan'da, Azerbaycan Ermenistan değildi. Öteki Ermenistan'ın yanında Amerika, Fransa, İsrail, Avrupa'nın ve Rus teknolojisi. Ben mi uyduruyorum? Bütün hepsinin teknolojisi bir tarafa. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Malezya'nın teknoloji bir taraftaydı. Ve adamları sanki çocuk oyunu Atari gibi. Rus general ödemiş. Bu diyor psikolojiyi diyor şey yapmak için diyor. Savaş psikolojisi propaganda için diyor Türkiye'yi yayınladı. Böyle bir savaş olur mu? Yani tankları çocuk oyunu gibi pat diye göndersin. Oyun oynuyorsun yani bilgisayarda Atari şeyi gibi yani. Tankları pak, adam bekliyor, gelsinler, sırf tank gitmesin diye adamlar bir bakıyorsun varlaşıyor. Tak, tak, tak. Bu nasıl bir teknoloji? Ha, Ustad zaten söylüyor, ilk önce trenle başlayacak bu teknoloji diyor. Ben izah etmiyorum, külliyattakini topluyorum, hatırıma geldi. Diyor ki ilk önce şimendifer diyor, sonra balona bineceğiz diyor. İlk önce şimendifere, sonra balona bineceğiz diyor. Onları fersah fersah geçeceğiz diyor. Ka onlarla küs arabasına biz balona bineceğiz diyor. Terakkinin de sırasını koymuş. İlk önce hava sihalar değil, ilk önce hızlı tren olacak. Hızlı tren oldu, o teknoloji oldu. O bir perdeydi. Tren miren yapmasınlar diye değil mi hızlı tren? Ne kadar sportajlar yaptılar, bombaladılar. Tren şey yani gitmesin diye her türlü melanet yaptılar ama muvaffak olamadılar. Şimdi bu alem İslam'ın Asya şurası kuruldu. Dikkat ederseniz Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt vesaireler zaten Kuveyt'le Katar'ın yönetimi Osmanlı'nı bıraktı Türk milletidir. Filistin'de bir Hamas var, bir Mahmut Abbas tarafı var. Hamas dedikleri Osmanlı'nın bıraktı Haza Türk milleti, Türktür onlar. Araplaşmış Türk milletidir bu taraf. Türktür ya. Onun için Türkler onu koruyor. Ötekisinin umurunda değil ya Mescid-i Aksa. Onlar peki ne dönmesidir? Araplaşmış Rum'dur, Yunan'dır. Mahmud Abbas tarafa. Bile bu mu? Tarihçiler bir şey ya. Hamas tarafı iki ayrı. Araplaşmış Türk'tür. Eyyub-ül Ensari, Selahaddin Eyyubi'nin bıraktığı, orada organize ettiği millettir o. Türklerle Kürtlerin. Cemidir, Araplaşmış o. Türktür yani. Hamas tarafı. Onun için kahraman yani. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruyorlar. Ben genelliyorum size bunları. Gücüm yettiği kadar. Alem İslam'ın saadet ve hürriyeti mustakbelesi telafi edilecektir. Yani buna ihtiyaç duyulacaktır. Duyuldu, mecbur. Ya yok olacaklar, ya var olacaklar. Şu anda benimle bazıları belki dalga geçiyordur. Yazılarla yazıyorlar. Ya ne kadar ekonomist bir adammışsın dolar savaşı diye. Yani güya iniliyor böyle. Dolar tabii dolara mahkum bu devletin batmasına, bitmesine, çökmesini isteyen güruh var. Yani onlara vatan, nerede biz faaliyet yapıyorsak bizim vatanımız orası. Türk millet, Türkiye vatan şart mı diye o zaman batması için elinden geleni gayret yapıyor. Depoluyor. O haramdır. İstihkar deniliyor fıkıhta. Yani milletin ihtiyacını zamlansın diye depolamak haramdır. Kebairdir.
Osmanlı eli, yani İstanbul hukukunda elinden alınır o. Mesela tarlayı bir sene ekmedin. Seni ikaz eden, ikinci senede ekmesen elinden alınıyor. Temel gıdalar, patates, soğan, buğday gibi kesinlikle ekememezlik yapamazsın tarlayı. Elinde de tutamazsın. Yani. Ama niçin yapılıyor? Yeter ki batsın. Bunu da namaz kılıyor ha bu. Ehli kıble yani bu. Yani siyasi bir benim zıttımdır diye bu memleket batsa bile yeter ki bu adam bitmese memleket bitti lan. Bu işgal altına olduğun zaman sen A partisi miydin, B partisi mi diyecekler yani. Amerika buraya işgal ettiği zaman, Rus işgal ettiği zaman, Çin burasını işgal ettiği zaman sen A partisiydin, B partisi demeyeceğini Irak'ta gördük. Sen Saddamcı mıydın, değil miydin? Libya'da gördük. Sen Kaddafici miydin, değil miydin? Görmedin mi? Sana sordu mu sen hangisini tutuyordun? Hiçbir şeyini bırakmadı. Bu adam çarşaflı, ehli kıble biliyor musun? Bu vatanın batması için uğraşıyor. Artık diğerlerini konuşmuyorum zaten. Çünkü niye? Cumhuriyet döneminde 120 bin Yahudi ailesi yerleşmiş. Onların çocuklarını düşün. Daha kaç sene, 15 sene, 10 sene önce Ermenistan'dan 100 bin halk gelmişti. 5 seneden sonra vatandaşlık alıyorlar. Şu anda 100 binin belki de 70-80 bini Türk vatandaşı. Yani bunlar niçin uğraşıyor? Vatan, onların gayesi siyah, İHA, şudur bu değil ki. Yeter ki batsın ya. Yeter ki bu adam gitsin demek, yeter ki batsın demektir. Bu batsın, bu adam gitsin. Nasıl ki Iraklar Saddam'ı, Libyalılar Kaddafi'yi, İranlılar da Şah Rıza'yı mum gibi arıyorlar, bunu da ararlar. Ama onlara sesleniyorum şimdi. Hiç aramaya şey olmayacak. Hiçbir bir şey yapamayacaksınız. Kaderin rağmına, feleğin inadına İttihat-ı İslam olacak. Adam ezanı okuyordu, ezanı bitirdi, muvaffak olacak. Çatlasanız da patlasanız da İttihat-ı İslam oldu. Çekirdeği kuruldu, çapı genişliyor. Şu ana kadar da bunun gücünü de görüyorsunuz. Ufak devlet, 80 milyon. Amerika ne yapar? Her tarafı çevirdi güya. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamadı, gözüküyor. Hani uzaya, aya gitmişti, aya inmişti. Palavra, yalan. Aya da inmemiş. Hepsi stüdyoda çekildi, ortaya çıktı o da biliyorsunuz. 10 tane maddeyle. Bu Alman bilim adamları da bulmuş biliyorsunuz. Stüdyoda çekilmiş. Sanki o ayda rüzgar var, Amerikan bayrağı oynuyor. Tamam, vesaire. Hepsi yalan ya. Yani. Stüdyonun çekildiğine dair kameracıların uzmanları bu kutuplar var eksi artı onlar tespiti vesaire. Yalan yani. Hep filmleri Freud mi diyor bir şey diyorlar. Film kurgu mu? Yok yok. Amerika'nın bir film var ya dünyası. Yani burası hani film çeviriyorlar ya böyle uzay gemileri falan. Evet. Savaşlarla savaşıyor. Fulur, Hollywood Fulur, Hollywood ne diyorlar? Yani. Ha, zannetti ki hakiki savaş da film. Öylelikle senelerce, 100 sene bu dünyadaki milleti uyuşturdu. Ya, yalan yani. Öyle bir teknolojileri yok. Şu anda sahada lazerleri yok. Ama 1999'da uzayda lazer savaşı yapıyordu filminde. Vay be, Amerika'ya bak, teknolojisine bak. Ve Amerika'nın ikidir. Amerika'nın müsbet tarafı inşallah hakimiyet alacak o da diyor. Ustad diyor. Ya Amerika ya ustad aleyhinde bulunmuyor. Çünkü iki tanedir Amerika. Yeni dünya diyor ustad. Yeni dünya o hakimiyeti ele geçirecek. Zaten buna ait de hadis var. Bir kısım küçük bir avuç diyor Müslümanlar. Beyaz Saray diyor. Beyaz Saray'da hakimiyeti ele alır diyor. Var böyle bir. Bunu bu kadar izah ettik. Sonra zira şu musibet şu anda 100 sene 1920'den bu tarafa İslam'a zıt olan bir hayat şu musibettir. 1918'de başlayıp 20'de ta resmi olmuş. 2023'te niye böyle herkes odaklanmış? Hem Amerika hem Avrupa. Çünkü Lozanlar, Servler bütün anlaşmalar bitiyor. Hatta Lozan'ın içini bile korkudan kimse anlatamıyor. Ne var? Tamam da yani
Bu Lozan'ın anlaşmada kim ne vaat etmiş, kim ne vermiş? İzah edilemiyor. Devlete soruyorlar. Bunun içini bir anlatın ya halkaya. Ne verilmiş? Kime ne karşılığında verilmiş? Hepsi Lozan'da. Ben o Lozan'ın İsviçre'de Lozan şehrinin imzalandığı saraya gittim. Ne peki ne var yani? Lozan içinde ne var? Yani içini soruyoruz yani. Hakkımız yok mu bu milleti olarak yani? Yok. Konuşmayacaksın. Zira şu musibet yani 1920'den 2023'e kadar ki musibet mayi hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişafını harikulade tacil etti. Yani bizi bir yapan ruh bayağı o da uhuvvettir. Uhuvvet tesanüttür. Bunu bu hadiseler bayağı zorladı, tacil etti, acele etti. O kadar hadiseler hep İslam'ın lehine dönüyor. Ne zaman? 1998'den beri. 1998'den çünkü birinci şu anda söylüyoruz da 1998'de ilk inkılap olacak. İkinci inkılap 2008'de. Üçüncü inkılap 2018'de. Birinci şuada. Sonra X tarihinde mesele bitiyor. Ona doğru gidiyor. Efendim şimdi buradakinden söyleyelim. Sen söyle bir numara. Tamam sen kaçırdın. Sen söyle de İbrahim. 44. Dedik ya bir numara tut. Hemen söyleyeceksin. Çünkü niye hemen çabuk geçiyorum? Düşünerek değil. Pat diye içinde ne geliyorsa. 44. Tariki gayrimeşru ile bir maksadı takip eden galiben maksudunun zıttı ile ceza görür. Avrupa muhabbeti gibi gayrimeşru muhabbetin akıbetinin mükafatı mahbubun gaddarana davetidir. Acayip bir şey tevafuk etti. Ne de biliyor musun? İbrahim'di değil mi? Evet. Mesela bir iş yapacaksın. Onun Allah'ın koyduğu usulü var, fıtratı var, yöntemi var. Ona uygun yapacaksın. Yoksa maksudun zıttıyla ceza görürüz. Merdivenleri çift çift atlamayacaksın. Tarihi gayrimeşru bir maksud. Yani o yolun, o gayenin, o işin bir yöntemi var. Ona göre yapacaksın. Diyor ki tarihi gayrimeşru. Böyle bir maksat. Yoksa maksudun zıttıyla tokat yersin. Şimdi diyor ki bunu nereye kullanacak? Avrupa muhabbeti. Avrupalaşmalıyız. Avrupalaşmalıyız. Tamam da nesini Avrupalaşacaksın? Keşke Avrupa olsa. Avrupa İncil üzerine yemin eder. Avrupa layıkım der. İncil'le dualarla meclisi açarlar. İncil'e tabi olmayan milletvekili seçilemez. Yemin yapmasa onun üzerine. Nasıl layık olacaksın? Avrupa muhabbeti nedir o? Bizim Avrupa deyip böyle demiş ya Mehmet Akif, dişin tek dişi kalmış canavar böyle. Avrupa muhabbeti gibi gayrimeşru muhabbet. Yani aslında Avrupa muhabbeti, Avrupa muhabbeti için değil o. İslam düşmanlığını o şekilde gösteriliyor. Mesela diyelim ki, ben bir şey anlatayım. Bir adamı mesela beni rehber veya lider kabul etti millet. Benim neyimi kabul edecek ki? Etimi kemiğim değil, yenmez, derisi de giyilmez. Benim iddia ettiğim, ortaya koyduğum ve sunduğum hayat tarzı kime uygunsa beni taklit ederler. Kime benim hayat tarzım uymuyorsa beni tenkit ederler. Onun için arabalarda yazarlar. Liderimiz, önderimiz, rehberimiz diyor ya kimi yazıyorlarsa. O zatın kendisini değil, onun ideolojisini kendi hayatına en uygun, kendi ruhuna arzu ettiği hayatı o lider temin ettiği için, yaptığı için onu takip ediyor. Evet. Yani aslında onu değil, nefsini putlaştırmış. Ya Allah'a tapınıyor, ya Allah'a ya nefsine tapınıyor. Hiç nefsini tapınanı görmedin mi diyor. Demek ki arabalarda sağda solda liderler nedir o?
onların zatı için değil, onların ortaya koydukları hayat kendi istediği hayat olduğu için, ben istediğim hayatı kim temin ediyorsa onun arkasına olur. Benim derdim memleket, vatan, namus, şu bayrak düşünmesem patates, soğan ölçü olur seçimde. Patates, soğan kim indirirse, niye? Ben cebime mi bakarım diyor. Adam kalbime bakarım demiyor ki. Ben ruhuma bakarım demiyor. Adam ne diyor? Ya diyor, hala anlamadınız mı diyor. Biz diyor Taksim'de gezi olaylarına ne ağacı diyor, ne çamı diyor, hala anlamadınız mı? E peki tamam, biz kaldıracağız bu yürüyüşü. Şu 10 tane maddemiz var dedi. Nedir o? 3. Boğaz Köprüsü yapılmasın. Havaalanı yapılmasın. Havaalanı yapılmasın. Kanalizasyon yapılmasın. Yerin altındaki metro... Ne alakası var Taksim'deki ağaç meselesiyle peki? Hani ağaç kesildiği için olmuştu? Onlar demiş yani, bu demiş ki biz anlamadınız demiş. Ne ağacı demiş ya? Lan Taksim'de ağaç kesiliyor diye yürüyüş yapıyor, reise madde sunuyorlar. Kanal İstanbul yapılmasın, havalimanı yapılmasın, 3. Boğaz Köprüsü yapılmasın. Ne alakası var bu ağaçta? Ha tabii, bilmeyen mi var? Sakın üzülmeyin. Herkes her şeyi biliyor. Herkes kendi tapındığı şeyin peşindedir. Artık hiçbir şey gizli değil. Şimdi benim bu konuşmam gizli mi artık? Yani Risale'deki bunlar gizli mi? Herkes her şeyi biliyor. İnternette de herkes kendisine uygun meşrebine, fikriyatına, ruhuna uygun basıyor videosuna. Ya? Mesela benim köylüm var. Enişte biliyor. Bana bazı videolar gönderiyor. Emsaliz. Beraber başladık her şeye. Bana ne gönderiyor? Sen burada, ben hiçbir şey demeden sen söyle. Bir... Vallahi sekme atmayı gösteriyor. Bunu gönderiyor, tamam mı? Eski de hayat, çocukluğumuz onda serpme atmaya ne geçti ya. Yani mutlaka her gün bir iki tane serpme, dereye atma serpme işini yapıyor. Hal hastalığı var. Benim de hastalığımı depreştirmeye çalışıyor yani. Şimdi balık şey var ya, onun yeme meselesi değil ya. Yani böyle. Çünkü ona biz korunduk yani. Ne sinema ne ve hiçbir şey. Hep derede onunla geçerdi. Hep onu ben dedim, gösteriyorum. Ben işte bak, alan bir tanesi 7 kilo bir tane balık tutmuş vesaire. Şimdi onu atıyor. Çoksun da açmıyorum da yani, ama gönderiyor. Şimdi niye bunu örnek verdim? Herkesin kendi dünyasında neyse gayesi, yaşamak, arzu, istediği, o tip videoları tıklıyor. O tip kişileri arabasının arkasına koyuyor. Rehberimsin diyor. Niçin? Onunla işi yok. Kendi istediği hayatı kim temin ediyor? Soğan patatesi kim ucuz yapıyor? Cebime diyor. Bizim köylü diyor bir tanesi. Dedi ki, hoca dedi, ben cebime bakarım dedi. Boy be. Adam kalbime bakarım, aklıma bakarım demiyor. Vatanıma bakarım demiyor. Soğan, soğancı bu. Soğan işte. Soğan gibi ot olacak gelecek. Ot gibi gidecek, ot olarak dirilmeyecek yani. Zalim dirilecek tabii. O yani soğan yani. Adamın dünyası ölçü. Ölçü soğan, soğan. Aklım gidiyor, hafsalam almıyor. Cebime bakarım diyor, kalbime bakarım demiyor. Adam ne diyor? Birisi de vardı böyle. Perşembe pazarında tanıştık. Adam Yahudi. Matkeş Yavşoğlu diye. Diyor ki, ben diyor Türk, ben Türk'üm diyor. Peki ben diyor uçak yapmış, şey yapmış. Ben zaten bunlara karşıyım diyor. Bak ben bunlara karşıyım diyor, ama gayrimüslimim demiyor, Türk'üm diyor. Ben uçak yapmış, tren yapmış. Ben zaten bunlara karşıyım diyor. Ben diyor önüme diyor soğan ucuz geliyorsa onun peşinde olurum. Abekuzum. Abekuzum, ben onun peşindeyim diyor. Gelirken yolda hani mütalatik asan abi. Neyi? He. Ruhu cesede gömmüş yani. Evet. Ruhu cesede gömen ceset gibi leş olacak. Cesedini ruhuna sokan, bugün canlı şey, sesli kayıt dağıtım arkadaşlar. Mecul'da var yani, veya Dima grubunda var. Onu lütfen dinleyin. 13 dakikadır. Ne o? Akılsız vicdan, vicdansız akıl ve ölüm korkusu diye. Sesli 13 dakika. Şimdi İki tip insan var. Ruhunu bedenine kaybetmiş, gömmüş. Bunlar var. Bunlar ölecek. Bunlar aklı, fikri, duygularıyla mezara girecek. Kefene girecek o siyah toprağa. Ruhunu cesede gömenin bedeli
bedenle beraber toprağa girecektir. Ama bedenini ruha gömenlerin bedeni oraya konulduğu zaman o neyi düşünüyorduysa, neyi hissediyorsa, neyi seviyorduysa orada olacaktır. Bedeninde olmayacaktır. Zaten yaşarken bedeninde değildi ki. Şu anda biz bedende miyiz? Şu anda fikirdeyiz. Şu anda fikrimizi yaşıyoruz. Şu anda bedenimiz fikrin içinde arkadaşlar. Şu anda neyi düşünüyorsak ona dönüşmüşüz. Beden ona dönüşmüş. Şu anda beden onun içinde. Ceset onun içinde. Yani ya aklen fikir, ya vicdanen his, ya kalben duygu, ya ruhen latife. Yani insan düşünürken bedenini düşüncesinin içine koymuş. Kim de bedeninin içerisine ruhu koymuşsa bedeni gömüldüğü gibi ruhu da gömülecek. Kim tersi bedenini ruha konmuşsa ruh neyse, ruh nereye gidiyorsa bedeni de oraya gidecektir. Hissetmeyecektir. Evet, bir daha okuyayım seni İbrahim Selim maddeni. Tariki gayrimeşru bir maksadı takip eden galiben maksudunun aksiyle tokat yer. Buna delil nedir? Avrupa muhabbeti gibi gayrimeşru muhabbetin akibetinin mükafatı, yani Avrupa nedir? Avrupa'nın cevabı nedir? Mahbubun gaddarana adavetidir. Yani sevgilin olan Avrupa'nın sana zalimane düşmanlığıdır. Ha işte. Ya 17. Leman'da mı söylüyordu? Aya bu şeyi taklit edenler, Avrupa'yı taklit eden, siz diyor taklit etmiyorsunuz, şuursuz olarak onlara iltihak ediyorsunuz diyor. Avrupa muhabbeti gayrimeşrusu, gayrimeşru Avrupa muhabbeti, Avrupa'nın cevabı nedir? Gaddarane adavetidir. Gaddar. Şu anda ne savaşı yaptılar? Benle güya birileri yazıyor, dalga geçiyor. Dolar savaşı diyor. Şimdi bu milletin batmasını, şu hükümetin batmasını istiyor ha bu zat. Biliyor musun? Konuşmamda gidiyordur şimdi. Bu hükümet adına devleti düşünmüyor ki. Şöyle düşünceleri var. Nerede bizim hizmetimiz, şeyimiz var? Bizim vatan o. Hizmetimize şimdi ne yaptılar? Savaşta yapamadılar, ekonomi şunu yapamadılar, bunu yapamadılar. Dolar savaşı. Dolar savaşı ve hakikaten reisin dediği son savaş. Ya hiçbir şey yapamayacaklar. O geçti kardeşim. Bu milletin, Necip milletin torunları soğan ve patatese papuç bırakmaz. Ama bunu da burada söyleyeyim. Öyle bir Allah kader eğitim yaptı ki 15 Temmuz'da 2016 mıydı? Evet. O zaman o şuursuz bir şekilde Allah döktü ya, oradan prova oldu. O antrenman oldu. O tatbikat oldu. Allah göstermesin. Böyle bir şey olsa hiç ona benzemez şimdi. Tatbikat oldu ya, şuurlandı ya. Ustad Kastamonu'da tıraş oluyormuş. Mehmet ve Çaycı Emin abi demiş ki, ustad kesmiş. Ustadım demiş, kan akıyor, gayrimüteşirde var. Sakalını kesmiş. Ne var yani bunda? Ustadım kan akıyor demiş. Ustad ne demiş biliyor musun? Keçeli kansız olmayacak dedi. Oradan oraya atlıyor. Evet, böyle bir şey olacak. Bir patlayacak ama kansız olmayacak. İnşallah ustad diye dua ediyor altında. İnşallah ucuza satar diyor. Pahalıya satmaz diyor. Yani öyle papuca bırakılmaz o. Öyle seçim meçim işi değil bu işler. Bu vatan şeyi böyle seçim meçim işi değil ya. Neler göreceğiz daha. Canlı yayındakiler söylesin. Bir de ilk açan bir numara söylesin. 5 numara abi. 5 numara. Ona dolaştırıyorlar. Bakayım beşi nereye götürdü. Bu da pendik. Ben de 99 diyecektim. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi de onu okumuştuk. Onu okumuştuk. Ondan sonra... 65. O 65'i o zaman ruh sıkıntısını da okumuştuk. O kaybettik. Peki 65 okuyayım. 32. Kaç sen 65 sonra kaç senin? 32. 32.
Alim-i mürşit ne olmalı? Koyun olmalı. Koyun olmalı. Kuş olmamalı. Niye? Koyun yavru kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Ne demek bu arkadaşlar? Pişmemiş. Mutluydu değil mi mutlu? Mutlu ne demek o? Çiğ herhalde. Çiğ. Bak alim-i mürşit. Yani yaşayarak İslam'ı anlatan mürşit kuş olmamalı. Koyun olmalı. Niye? Koyun otu yediği zaman hazmeder, imbiklerden geçirir, yaşar, tanımlar, anlam yükler, duygularını, fikriyatını, hissiyatını süte yükler, yavrusuna eylemsel hal verir. Kuş ise hiç içeriye sokmaz. Çiğner, 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 kusar. Alim-i mürşit kuş olmamalı. Yani hazmedecek fikriyatını, hissiyatını, duygularını kendisini yükleyecek. Uygulayalım bunu psikolojik noktasında. İslamiyet'i anlatıyoruz. Yaşayarak anlatacağız. Öyle yok kardeşim. Nurcu oldu. KDG bir dönüm bostan. Yan gel Osman. Böyle öyle bir şey yok yani. Olduk Nurcu. Garanti cennet. Öyle değil. Yaşayacağız kardeşim. Yaşayacağız, yaşayacağız. Yaşamadan yok kardeşim. Peygamberimiz demiş değil mi aleyhissalatü vesselam? Geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsunuz? Yaşayacağız. Alim-i mürşit gibi. Ne kadar yaşayacağız? Yaşadığımız zaten yaşadığımız miktar tesir ediyor. O yaşamadığımız demeyecek miyiz? Deriz ama pek tesir etmez. Mesela diyor ki bir tanesi, canlı yayında galiba o kardeşimiz. Tahmin ediyorum. Abi diyor sen bir laf söyledin diyor. Ben diyor ondan sonra bir tane kaçırdım hatırlamıyorum. Ben şu 10-15 seneden beri 10 sene rahat diyeyim. İkindi ve yatsı namazının sünnetini bilerek kaçırdım hatırlamıyorum. Çünkü yatsı namazını kıldık mı abi? Sünnetini kılmayan, bugün sünnetini kılmayan, ezeli ve ebedi bir daha bugünkü yatsı namazın sünneti yoktur. Ezeli ve ebedi yoktur. Abi yarın sünnet, o yarınki, bugünkü bitti. Ezeli ve ebedi, ezeli ebedi, ne anlıyorsan ezeli ebediden, ezeli ve ebedi bir de yatsı namazının sünneti yoktur. Kılamayacak yani. Onun belki de alamayacak. Şimdi gündüz kaç saattir gündüz şu anda? Yani oruç tutsa kaç saat sürer? 5 ve 6 saat. 10 saat. 10 saat. Yazın 17 saat oruç tutuluyor. Lan kazan varsa başlasana. İşte askerlikten şundan bundan tutamadın oruçta var. 5-6 saat 10 saat ya. 10 saat oruç var ya. Niye tutmuyorsunuz kaza namazı? Kaza namazı olanlara, kaza orucu olanlara söylüyorum. Kaza namazın var. İnna ateyna kulu vallahiyle yapılıyor. Niye ahirete bırakıyorsun ya? Ahiretin bir günü, Peygamberimizin hadisiyle, dünyanın 1000 senesi. Ahiretin bir günü, dünyanın 1000 senesi. Bir namazın karşılığı cezası orada kılmak 83 yıldır. Oranın 83 yılı. Dünyanın kaç senesidir? 83 çarpı 1000. Bu, peki burada kaza namazını inna ateyna kulu vallahiyle halledilirken niye 83 çarpı 1000 orada yapacaksın? Kızarmış saçın üzerine kılacaksın. O abi bitmez ya. Onun için şefkim gelmiyor. Sen başta, yarın vefat edersen bitmiş gibi muamele göreceksin. Yeter ki başta. Şeytan öyle diyor. Biter mi abi? Sana ne biter mi bitmez mi? Ömrü veren odur. Bir de kaldır elini. Ya Rabbi kazamı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Ben buradan başladım diyeceksin. Ha? Kaza bitene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. İnna atteyna kulu vallahi ile halledilen bir şeyi 7-8 saatte oruç tutulacak bir şeyi hal oraya bırakmak bir şey olur. Ne bir şey olur ya? Sen ticareti, işini, şurayı, burayı bir şey olur diye bırakıyor musun? Ne kadar tedbir alıyoruz? Gece planlıyoruz, bilmem ne yapıyoruz değil mi? Sen diyor muyuz ya ticaretiniz bir şey olur? Yok. Ahiret bir şey olur. Evet bir şey olacak tabii. Öyle bırakmayacaklar. Ama ne olacak kesin? Yaptınsa yapılmıştır, yapılmamışsa yapılmamıştır. Yapılmamışsa yapılmış muamele görmeyeceğimiz gibi
Yapılmışa da olmamış muamelesi görmeyeceğiz inşallah. Ya Allah şey yapar. Allah yapacakları söylüyor. İktidar ve ihtiyarımız, iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyeti olmayan şeylerde inşallah Allah'ın affı büyük. Nedir o? İçki içilmiş, zina yapılmış, adam öldürmüş. Yani geri dönüşüm yok. Namazın kazanması var. Orucun var. Ama zinanın geri dönüşü yok. Ha işte bu tövbeye dair. Yani ondan sonra diyorsun ki ya Rabbi kazası olan orucumu namazımı kaza ettim ediyor. Kazası olsaydı zinanın, içkinin, adam öldürmüş, şunun bunun. Ya Rabbi onu da yapacaktım. Delilim olanları yapmamdır. Kazası olanları yapmam gösteriyor ki ya Rab onun da kazası olsaydı yapardım diye böyle dua etme hakkına sahip oluyoruz. Sana bu söylediğiniz fiilinde 216 Mesnevi'de. 216 Mesnevi'de. Zamanın geri dönüşünü bahsediyor. Zamanın geri dönüşünü. Orayı bir okuyarsanız çok harika. Yani uzun olur da şey. Ha. 216 mı? 216. Ben buradan okuyalım. Okur musunuz da ama? Bak duymuyorlar abiler. Rivayetlerde vardır ki insanın ömür dakikaları insanı avdet ederler. Harcananlar insana geri dönüyor. Ha. Yani harcadığınız ömür geri gelebiliyor. Çünkü şöyle diyeyim. Namaz kılmadığın ömür. Namaz kılarak onu kurtarıyorsun. Yani namaz kılarak geçmiş oluyor. Mesela diyelim ki 5 sene önce ben namaz kılmamıştım. O gitti. Adem'e gitti. Namazı kazasını yaparsan o 5 seneyi yaşamış gibi oluyorsun. Namaz kılmadan geçmişse öyle ölürsen yaşamamış gibi oluyorsun. Kazasını kılınca diyor yaşamış oluyor. Yani avdet ediyor. Ömür geri geliyor. Ömrü geri getirebiliyorsun. Ya gafletle müzdim olarak geri gelirler. Ya namazı borcun vardı öldün. Müzdim olarak geri gelecekler sana. Veya hasenat-ı müziği olarak avdet ederler. Veya onun kazasını kıldı hasenat-ı müziği olarak sana avdet ederler. Geçmiş hayat var kardeşim. Zaten geçmişe gidiyoruz. Bir de noktaya nazar var bu hususta. Okuyayım onu abi. Şunu dediğim okursun. Senin adın neydi abi futbolcu olan? Yusuf. Yusuf. Şimdi biz yaptığımız ibadetleri ahirette görmeyecek miyiz abi? Göreceğiz. Ahiret ön tarafta değil mi gelecekte? O zaman biz yaptığımız amellere gidiyoruz. Geçmişimize gidiyoruz. Tamam mı abi? Şimdi söyle. Bu okuduğumuz yere Sungur abinin noktaya nazarı. Sungur abinin ha. Ne diyor? Demiş mi? Demek nur için zaman mekan yok. Ömür dakikaları amel halinde geri geliyor. Öyleyse bu noktaya nazardan diyebiliriz ki ömür geçmiyor. Herkes kendi ebedi hayat kitabını yazıyor. Sungur abim demiş. Mekanı cennet olsun be. Bir daha söyler misin yavaş yavaş? Demek nur için zaman mekan yok. Nur için zaman mekan yok. Nur için. Ömür dakikaları amel halinde geri geliyor. Ömür dakikaları amel halinde geri geliyor. Sizin bahsettiklerinizi. Evet geri geliyor. İyi veya kötüsü geri gelecek. Geri geliyor. Öyleyse bu noktayı nazardan diyebiliriz ki. Bir dakika. Öyleyse bu noktayı nazardan diyebiliriz ki. Ömür geçmiyor. Ömür geçmiyor. Herkes. Herkes kendi ebedi hayat kitabını yazıyor. Kendi hayat kitabını yazıyor. Mesela bak ebedi hayat kitabı. Ebedi hayat kitabını yazıyor Sungur abi demiş. Yani ben izah onu bilmiyordum ama bak oradaki şey usta diyor ki 8 sene önce kaza kılmadın değil mi? Namaz kılmadın. Yaşamamış kabul ediliyor. Kayıp asır. Kaç sene İbrahim? Kaç sene var abim senin? Var mı birkaç sene? Kaza namazın var mı? Var abi. Kaç sene? Tamam şehit yapmıyor. 10 sene. 10 sene yaşamamışsın. 10 sene ömrünü. Kazaya başla bu akşam. 10 sene geri geliyor. Yaşamış gibi olacak. Tamam, kurtarıyorsun. Kurtarıyorsun görüyor musun? İnşallah. Başlayalım mıyız abi bu akşam? Ben başladım abi. Başladın değil mi? Allah razı olsun. Tamam. Ne kadar oldu başlayalı? Yani 2 senedir hemen. Aferin. Azaz. Tamam. Azaz değil. Her gün şey yapacaksın. Bak şimdi. Madem kader bu şeyi çıkarttı, bu mevzuyu, yaşanmamış hayatı yaşanmış hayata dönüştürmek istemez misiniz? Kazanızı kılın. Unutmayın bu kardeşiniz. Bak söylediğim unutmayın. Bak 200 kaçtı Mesnevi? 216. 216. Yani Mesnevi geri dönüş var yani. Ha? Kötü geri dönüş var. Geri dönüş var. Ama kılmadan da, kazada kılmayıp da ölürsen yaşamamış gibi muamele göreceksin. Yani çok bile geri dönüş yapıyor sana abi. Çok yoğun merkezlerinde geri dönüş yapıyor. Çöplükteki geri dönüş mü değil mi?
çöplükler var ya, geri dönüşüm. Kağıtları topluyorlar, plastikleri topluyorlar. Aynı önüm gibi yani. Hayatımızın çöplüğü hoşuma gitti. Ama Sungur abiye bak ya. Nur için geçmiş ve gelecek yoktur. Nur. Ruh için geçmiş ve gelecek yoktur. Ruh için geçmiş gelecek yoktur. Beden için vardır. Namaz, niyaz da ruh içindir. Beden için değildir. Ruhun zamanı yoktur. Geçmiş ve geleceği yoktur. Anda hissediyoruz. Fikren geçmiş ve geleceğe gitmiyor muyuz? Ruhun gidiyoruz. Ve olmuş gibi de yaşıyoruz. Bedene fatura çıkıyor. Olmayan bir şey hayal edince vücuda fatura çıkmıyor mu? Ya bu dersi unutmayın. Ya bu ders kaliteli o. Bu noktada kazası olanlar için çok önemli oldu bu. Yani kardeşim, ömür geçmemiş oluyor. O, bu noktadan diyor ömür geçmiyor. İnsan ebedi hayatını, kitabını yazıyor. Şey de öyle demiş Halid bin Velid radıyallahu anh. Gıybet edenleri duyunca demiş ki, kendisini gıybet ediyor. Efendim demiş, falanca gıybet ediyor sizi. Şöyle şöyle diyor. Hiç kimse bana bir şey yaptı yok diyor. Kendi boş sayfasını dolduruyor diyor. Bana mesela küfür ediyorlar, hakaret ediyor, bilmem. Herkes kendi kitabını yapıyor ya. Ben de ki bu şekilde diyerek benim de sayfama, kitabıma, hayat sayfama dipnotlar, haşiyeler düşüyorlar. Yani bana küfür eden, hakaret edenleri de Allah'a şahit göstereceğim. Ya Rab, senin bak dostundum, senin yolundaydım. Senin düşmanların bak bana küfür etti. Bak senin için bana etti. Bak senin yanında değil miyim ya Rabbi? Senin düşmanların bana küfür etti senden dolayı. Anladın mı? Bu her şeyler insanı keyif veriyor. Bunu böyle düşününce bana küfür ediyorlar. Etsinler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. Musa aleyhisselam Rabbine dua dedi ki ya Rabbi, bana diyor hakaret ediyorlar diyor. Küfür ediyorlar. Yani bekledik Musa aleyhisselam, sert peygamber ya böyle. Böyle celalli bir peygamber. Hazreti Ömer biraz da bana da, ben de ona benziyorum. Ya. Sert peygamber. Yani istedi ki ya Musa, çık o şehirden helak edeyim. Bekliyordu yani, öyle anlıyorum ben cümleden. Ya Rabbi, senin kulların bana hakaret ediyor, küfür ediyorlar dedi. Cenab-ı Hak dedi ki ya Musa, bana da ediyorlar. İsteyerek olmuyor. Allah çok hoş değil mi ya? Çok tatlı ya şey ya. Allah ya. Ne hoş ya. Ya Musa, bana da ediyorlar dedi. Musa aleyhisselam bir şey demedi. Çok hoşuma gidiyor ya. Allah hakikaten bir tanesine dedim ki Abdullah burada mı Abdullah? Abdullah dedim ki hani biz bilmiyor muyuz ama ne kadar ihlaslı söyledi ki etkilendim çok. Aynı şeyi ben de biliyorum, ben de söylüyorum ama onun söylemesiyle naklediyorum. Çok etkilendim. Abdullah dedim, bir sürü günahlarımız var dedim. Benim tepeciye geldi o da. Lan ölüm de bayılmaya benzemiyor. Ne yapacağız Abdullah dedim ya. Oturuyor karşımda. Ne kadar ihlaslı söyledi ki buraya kadar taşıdım bu olayı. Dedi ki abi dedi, senin bildiğin gibi değil Allah dedi. Allah senin de bildiğin gibi olsa dedi biz mi affolmuştuk dedi. Allah merhametine, onun merhametine güveniyorum dedi. Hiç endişe etme o konuda dedi. Vay be, o kadar keyif aldım ki ya. Usta diyor sana bile madde, şuhada sekeratı tatmaz diyor. Şuhada sekeratı tatmaz. Tatmaz diyor. Öldüklerini bilmezler, daha güzel bir alemde olduklarını bilirler. Öldüğünü bilmiyor. Öldüğünü bilmezler. Az önce geçişi misal verdiniz ya. Evet ya. Ölüme geçiş. Ölüm gibi. Şuhada ölümü tatmazlar. Şeyi tatmıyor. Sekaratı tatmıyor. Tatmıyor. Ve subhanallah. Biz neredeydik ya, Avrupa muhabbeti hocam? Şimdi 65 mi demişti bir tane canlı yayında? Evet. Kaç? 11. 11 değil. Ha, sonra 11. İlk önce bir 65 diyen vardı bandan. 15 dediğinizi söylediniz Hasan abi. Öyle mi? Bir bakayım. 65 işlemedim galiba. Ha evet. 65'i işlemedim. Abi ben de 65 dedim Hasan abi. Tamam, seninkisini söylüyorum 65. Haf ve zaf tesirat hariciyi teşcih eder. Allah Allah. Yani zaaf göstermek var ya düşmanlarına. Korkaklık, korkmak, tedbir aldığına. Ya tedbir yapıyoruz, ihtiyat ediyoruz. Evet, güzel demişsiniz. Yani şey yapmıyoruz, diklenmiyoruz ama dik duruyoruz. Güzel bir laf yani. Kim derse desin. Fena fani bir adamın diyor. Güzel böyle bir sözü var değil mi? Şimdi tedbir adına, ihtiyat adına böyle hizmeti durdurmak, şey yapmak, boyun eğmek, yalakalık yapmak, hayır. Ne yapar o? Düşmanın hücumunu şiddetlendirir. Bakar ki sen onu basitsin ya. Basit adamsın bu. Hemen yerler seni, bitirirler.
Baktı ki bu adam en böyle güçlü, onların güçlü olduğu anda senin de en güçsüz olduğun halde sen de diklenirsen, ölsen bile ruhun kurtulur, cesedin şehit olur. Öyle diyor usta. Yok, onların elini ayağını öpersen bu sefer ruhun cesedinden önce ölür. Usta söylüyor. O zaman düşmandan haf ve zaaf göstermek onun hücumunu tesirat harici teşcih eder, kuvvetlendirir. Bu haddimizi aşmak, terbiyesizlik yapmak anlamına gelmez. Hak ve doğru bildiğin yoldan şaşma. Doğru bildiğin yoldan şaşma. Ustad Menderes'e dedi de korkma dedi, değil mi? Ustad Menderes'e dedi, korkma, bak geliyorlar dedi. Şunları yap, sana bir şey yapamayacaklar diyor. Şunlar ama yapamadı. Bir, Ayasofya'yı aç dedi. İki, tevafuklu Kur'an'ımızı onayla dedi. Üç, okullara Risale dersi koy dedi. Dört, Avrupa'ya değil Amerika'nın o müsbet tarafıyla irtibat kur. Yani İttihad İslam'a çalış. Bir, Ayasofya'ya tevafuklu Kur'an'ımızı bas. Eksimi söylesin. Amin. Şey Mustafa. Bir, Ayasofya'yı aç. Menderes'e diyor, korkma. Geliyorlar diyor. Milliyetçilerle ittifak edip seni devirecekler diyor. Ayasofya'yı aç. Tevafuklu Kur'an'ımızı bas diyor. Okullara Risale-i Nursen devlet eliyle bas ve okullara ders koy diyor. İttihad İslam'a çalış diyor. Bu dört tane senin gücünden 10 kat güç alacaksın. Bu adam Ayasofya'yı açtı mı? Açtı. Risale-i Nur devlet eliyle bastı mı? Çatlasınlar bu şey yapalım. Ben siyasetçi değilim. Ama ustadın dediğini yapıyor. Adam nur talebesi, kendisi unvan nur talebesiyim zannediyor. Ustadın methettiği Ayasofya'yı aç dedi. Diyor ki niye açtı biliyor musun? Senin liderin açsın. Liderin de açsaydı. Niye açarsa açsın, kim açarsa açsın. Yani bu siyaseten açılamaz. Riyakarlık için açılamaz. O için açılamaz. Çünkü senin varoluş, yok oluşundur. Avrupa, Amerika seni metheder mi ya Ayasofya açtın diye? Sefih milletin ekserisi seni metheder mi? Demek ki bir inandığın bir şey bu. Cami yapar, Ayasofya açar, niye yaptın? E senin lider bir tane yapsın ya dini müessese. Ayasofya açarsan, Risale-i Nur devlet eliyle basar okullara ders koyarsan, Alem İslam'ın ittifakına ve Kur'an'ımızın tevaklığını basarsan, Alem İslam'a çalışırsan gücünden 10 kat güç alacaksın diyor. Delil var mı şimdi? La hangi devlet dayanabilir Türkiye'nin şu anda aldığı hücum? Hangi millet, hangi kimin ekonomisi, kimin askeriyesi, kimin içsel patlama olmazdı ya? Hangi dünyada en çok uğraşılan devlet Türkiye ya? İnanın ya, bildiğiniz gibi, çünkü alem İslam'ın abisi bidir. Ne demek? Ehl-i sünnet vel cemaatin beyni burası. İslamiyetin ruhu ehl-i sünnettir. Hilafet merkezi burada. Burada battı, burada çıkacak. İnşallah. Bu inşallah. Ehl-i sünnetin beyni burası ya Türkiye. Türkiye bitti. Ya hangi devlet dayanabilir kardeşim? Askeriyede, iç fitnelerden, dışarılardan, savaşlardan, hilafetin yok edilmesinden, ya adamlarla suikasttan, dolardan, eurodan savaş, hala anlamıyor mu? Hepsi anlıyor kardeşim. Onlar, herkes aynı fikirde, kendisi kokusu neredeyse, kendi kokusu cinsinden ona gidiyor. Herkes her şeyi biliyor, herkes layık olduğu yerdedir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Zalimlere, hainlere, din düşmanlara meyletmeyin. Fetemesekumunlar. Yani size ateş dokunur diyor. Herkes olması gerektiği yerdedir. Üzülmeyin. Ya o bilmiyor da oradadır. Bilmiyor da ona taraftardır. Hayır. Herkes biliyor. Çünkü vicdanı bırakmaz. Vicdanı bırakıyorsa o vicdan oraya uygundur. Herkes olması gereken yerdedir. Kimse kimseyi kandırmıyor zaten. Eskidendi. Şu anda evet, medyanın rezil, kepazelik tarafı var ama her şey apaçık, böyle çarşaf gibi, çamaşır gibi dökülmüş her taraf. Herkes her şeyi biliyor. Herkes olması gerektiği saftadır. Allah safımızı bozmasın inşallah. Amin. Birbirimizden ayırmasın ya. Amin. Ya bilmiyoruz, hani zannetmeyin. Şimdi
Ben niye bunu söyledim? Ustad demiş ki Menderes'e, bak korkma geliyorlar. Ayasofya açarsan gücünden 10 kat güç alacaksın. Türkiye gücünden 10 kat güç almasa, bu Ayasofya açılmamış olsa, siyahlar bilmem ne, şu anda kalır mıydı ya? Ya o iç ve dış düşmanlara kalır mıydı arkadaşlar? Ustadın dediği çıkıyor ya. Ayasofya siyasetin değil ki, tam tersine Ayasofya açmamak siyasetin icabıdır. Ayasofya'yı lider olmak istiyorsan Avrupa'nın, Amerika'nın gözüne, İsrail'in gözüne girmen gerekiyor. İngilizlerin gözüne girmen gerekiyor. O zaman siyaseten başta olmak istiyorsan Ayasofya'yı açmaman lazım. Başta olmak için. Dedi ya bir tanesi, Mesut İlmez vardı. Dedi siyasi hayatıma dahi mal olsa dedi şu İmam Hatip'i bitireceğim dedi. İmam Hatip'im dedi değil mi? İmam Hatip. 8 sene. 8 sene. Evet. Evet. Siyasi hayatımı, Allah onun değil siyasi hayatını, ömrünü bitirdi. Allah ile savaşılır mı ya? İngilizler demiş de Çanakkale'de. Ne oldu size demiş? Biz Türklerle savaşmadık ki. Türklerin tanrısıyla savaştık diyor. Onların tanrıçıları diye söylüyor. Haşa. Sen Allah ile mi savaşacaksın? Siyasi hayatıma mal olursa dahi imamatı bitirecek. Bak hayatı bitti. Öyle acıları çektirdi ki çocuğu intihar etti. Bilmem ne yaptı. Kardeşim ben siyaset yapmıyorum. O olay hepinizin bildiğini tekrar ediyorum. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Menderes öyle demedi mi Risale'de? Korkma dedi, bunları yap. Ama eğer bunu yapmasan geliyorlar dedi. Benden sonra geleceğim dedi. Benden sonra geleceksin dedi. Eğer bunu yapmasan. 6 ay sonra hemen astılar. 3 ay. 3 ay mı? Ben 3 al. 23 Mart vefat ediyor. Menderes 27 Mayıs'ta asılıyor. Asılıyor. O zaman 3 ay sonra. Ustad dua ediyormuş. Ustad duayla tutuyormuş onu. Menderes'i. Ve şehittir. Özel İslam hayatı pek yoktu. Sebebi ezanı aslına çevirdi. Birileri bozdu. O düzeltti. Sırf ezanı. Ya sırf ezanı İslam kahramanı diyor ustad. Menderes'e. Özel hayatı yok ha. Namaz niyazı da yok. Benim bildiğim. Namazı, ezanı değiştirdi. Yani astına dönüştürdü. Ve şehit oldu. Şimdi bu adam başörtü meselesini, Ayasofya meselesini, Kur'an meselesini, ya bunları yapıyor da ne yapması lazım ya? Bu adam bak, bunun namazı da var. Özel hayatı bizden de daha iyi belki ya. O ortamdan olsa ondan biz rüşvetten paradan şey yaparız ya. Ya berbat oluruz kardeşim ya. Adama bakıyorsun, hizmetin bilmem neresine gelmiş. Hizmetin şeyini almış ya. Ya üzerindeki tapu olan dershaneyi vermiyor ya. Sana emanet vermiş bu millet ya. O zaman vakıf yoktu şahıs. La acaba siyasi bunun gibi olsaydı olan devleti ne yapardı bu adam? Ne yapardı siz söyleyin bana. Emanete verdiğimiz binayı tapusunu vermiyor. Peki emaneten Cumhurbaşkanı olsa ne yapardı bu? He? Ben mi uyduruyorum? Ben yanlış mantık yürütüyor muyum? Lan bizden daha dindar lan. Bizden daha dindar lan. Ben o ortamda olsam Allah bana göstermesin. Ben kaldıramam ya. Kendimi idare etmekten acizim ya. Ben namaz mıyım? Hemen felsefe yapardım ya. Şimdi namaz olmaz, kaza olur. Baksana vatan, millet, şu Sakarya vesaire. Neler uydururdum ya. Dayanılacak gibi değil ki ya. Bütün kaç bin millet uğraşıyor seninle ya. Bu, ben adamdan bahsetmiyorum. Şu anda Ayasofya'nın açılmasından 10 kat güç aldığını göstermeye çalışıyorum. Ya yerin altında öyle bir kardeşler var ki, teknolojiyle uğraşan kendi söyledi. Abi öyle bir teknoloji var ki diyor. O bildiğin diyor Hollywood filmlerini çevirenler diyor. Ancak 50 sene sonra oraya gelebilir diyor. Kendisi söyledi yani. 50 sene sonra ancak o teknolojiye gelebilirlerdi. Mesela şöyle diyeyim. 19 tane o dedi. Uçak gemisi var diyor. 50 tane olsun dedi. 10 bin değil 15 milyon uçağı olsa. Sen bir tık elektronik yazılım onu geçersen hepsi demir yığını oluyor. Teknoloji böyledir. Yani öyle makine olmaz o kadar mühim değil. Teknoloji bir tık ileride ki Akden Fransa'nın uçak gemisini adamların elinden kontrol aldılar, batırmadılar, uçurmadılar, patlatmadılar. Gene merhametli Türkiye, kontrol elinden alıyor uçak gemisini. Gidiyor bir sahile, gidiyor falan bir yere bindiriyor, atıyor Akdeniz'in dışına.
En güvendikleri F-35'i uçak kalkarken yerin dibine çökütüyorlar. Buna bir teknoloji. Bir iki tık ilerideysen hepsi demode. Ya. Peki ne kadar saat oldu? Bir tane bir kardeş ne dedi? 11 mi dedi? Evet 11. 11 dedi. Peki 11 diyen kardeşim, seninkisini okuyorum. İnşallah uzun olmaz bizi. Bana bak bu arada... 1 saat 6 dakika oldu. 1 saat oldu mu? O zaman 11 okuyalım, keselim. Sıkıntı yok. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayrimutenay lazımdır. Güzel bir tevhid olacak. Işte. Acayip bir tevhid, evet. Bereketli bir kardeş bunu da. Bir de okuyayım. Ben metni okuyayım, sonra konuşacağız. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayrimutenay lazımdır. Niye? Çünkü... Zira şu kitab-ı kebir kainatın her bir harfinin, bavs-ı ziyayat her bir harfinin, her bir cümlesini müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü vardır. Beraber işleyelim. Kainatı parça parça tek tek gözükürken, bize bakan tarafı budur. Arka tarafı tektir. Tek bir şeydir. Mesela kuş, ağaç, deniz, dağ, tepe... Bu madde şey, görüntüdür. Arkası nedir? Enerjidir. Dağ arkası nedir? Esirdir. Dağ arkası nedir? Maddi hayattır. Dağ arkası nedir? Aynı hayattır. Hayattır yani. Yani ben göz, kulak, burun, saç, elim, ayağım, ses, görüyorum, işitiyorum, konuşuyorum. Farklı değil mi? Ama arkada tek şey, ruh. Görüyor musun? Şimdi diyor ki, bir noktayı tam yerinde koymak için, mesela gözü buraya koyabilmek için, bir, güneşi bilmek lazım. İki, güneşle mevcudat arasındaki iletişimi bilmek lazım, kırılmasını. Mesela güneş çiçeğe vuracak, oradan kırılacak, benim gözüm bunu işlevi yapacak. Bu sistemi bilecek, gözü yapan. İki, organları yerinde bütün organlarla bütünselliğini bilecek. Bu göz. Gözü yapmak için mideyi de bilmek lazım. Ne alakası var? Gördüğüm bir yemekte midem bulanıyor. Bulanmıyor mu? Değil mi? Demek ki bir noktayı tam yerinde koyabilmek için. Bakın bir göz yapmak için güneşi bilmek lazım. Güneşle çiçek arasındaki böyle foton bileceksin, girmek istemiyorum. Çiçekten bize kırılacak, kırılma açısını bilecek. Sonra bu sistemi beyinle, ruhla, akılla, düşünceyle, mideyle bir bağlantısı da olacak. Ama gel bu gözü yapabilmek için, orada bir atomu yapabilmek için, atomu, yani aşağı inersek göz, dokuları, hücreleri atomlara kadayın. Atomlardan da elektrona kadayın. Bir elektronu yerine koyabilmek için bütün bu süreci bilmek lazım. Bir noktayı diyor, yerinde icat edebilmek için, bütün kainatı icat edebilecek gayrimutenay lazım. Mesela diyelim ki basit bir hareket değil mi? Şu kolumun hareketi. Bu kolumun hareketi edebilmesi için ATP denilen hücredeki elektrik santrali var. Mitokondri. Orada bu patlama enerjiyi imal edilecek. O edilebilmesi için şöyle olacak, böyle olacak. Elma yaratılacak. Güneş gelecek. Biber olarak gözükecek bize. Biberi içeri sokacağım bu sistem. Yani bu basit gibi gözüken şu faaliyetin Allah olması lazım ki olsun bu. Allahsız bu olmaz, bu kol hareketi. Ben istiyorum kalkıyor. Benim istememle kalkması bir olduğu için ben kaldırdım zannediyorum. Hiç alakası yok. Mesela uçağa binmişsiniz. 800 kilometre hızla gidiyor saatte değil mi? Yolcu uçağı. F-16 ile 1500. Şu dünyanın hızına bakın. 108 bin kilometre hızla gidiyor. 100 kilometre atmosfer var. Yani ben böyle yapsam, şöyle yapsam, bunun üzerindeki tozlar buraya atılmayacak mı? Şimdi 108 bin kilometre hızla giden bir Mercedes'in üzerine oturabilir misin otobanda? Yani 200 kilometre yapan şu mutluydu değil mi? Mutlu, arabanın kaportasına otursan 200'de durabilir misin üstüne? Mümkün mü? Ya 108 bin ya, ve üzerinde hava var, hava ve 100 kilometre atmosfer fırlamıyor şey boşluğa. Su var. Su var ya. Karadan fazla.
Yani karadan fazla. Ve o su dağları işgal etmesi lazım, istila etmesi lazım. Şu sisteme bakın ya. Ne acayip bir şey ya. Ben geldim bu sisteme hazır buldum. Doğdum bu aleme, bedenime, kolumu, bacağımı öğrendim. Hatta affedersin gazımdan bile korkardım ben de bebekken. Ölü oluyor çocuklar, elini ayağını ısırıyor, ayağını ağzına koyuyor. Bu nedir falan tanımaya çalışıyor. Bu gösteriyor ki kendisinin değil yani. Zaten geldik kullandık. Sonra alıştık, sonra buna ben dedik. İlk önce şaşırdık bu neyin nesidir diye. Bu ne, nedir diye. Sonra tanıdık, sonra biraz kullanınca benim dedik. Lan neresi senin? Hangi organı kendi ilminle yaptın ya? Ne alakası var? Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edebilecek gayrimutanayi bir kudret lazım. Niye? Çünkü bir şeyi yapmak yetmiyor. Gözü yapan bilmek için güneşi de bilmek lazım. Güneşi de. Şu anda benim bir kelime çıkan ağzından bir kelimenin sürecini bir düşün. Kalpten meyil olacak, latife insana girecek, vicdana inecek, vicdanda irade zihin, latife rabbani. Ondan sonra çıkacak dima, bütün o geçmiş ve geleceğe ait efendim tefekkürlerimin hepsi boyalanacak ve zamansız ve konuşacağım sırayla koyacağım. Siz de dinleyeceksiniz. Hangisinde ben fail, yani failim? Yani hangisi ben yapıyorum, hangisini ben yapıyorum, hangisi benimdir? İnsanın en basit fiili yeme içme ve konuşmak gibi sıradan olan bir fiilin sahibi bile değilim ya. Nasıl konuşma oluyor ne bileyim. Yalnız nasıl düşünüyorum onu da bilmiyorum. Nasıl çıkıyor onu da bilmiyorum. Şu anda pat pat içimden gelenleri gönderiyorum. Soluyor kim gönderiyor bilmiyorum. Hepimiz öyle değil miyiz ya? Ben konuşmayı yeni anlatmıyorum ki siz de biliyorsunuz. İçimizden doğanı tam nasıl doğuyorsa içim içime doğdu. Birisi doğdurdu işte. Ondan sonra bu süreçten geçiyor. Yani ruhtan, kalpten, vicdandan, dimadan bütün yani dağın tepesine kar topu yapsan yukarıdan aşağı kar topu indiği gibi katlana katlana ala ala dağın tepesindeki bir puar su aşağı inene kadar bir sürü elementleri, demirleri, şunları, odunu, otu, ağacı eriterek oradaki neler varsa aşağıda suyun tadı değişiyor. İşte kalpten, ruhtan çıkan bir mana ta kelama dönüşecek kadar. Kelamda kişinin karakteri gösteriyor. Şu benim konuşmamda ben varım. Ve şu anda siz beni dinlerken kelamım içinize giriyor ve içimin içine giriyorsunuz. Benim seviyemi, karakterimi vesairemi kelamımla anlıyorsunuz. O kelamda ben varım. Ha, konuştuğum havada ben varım. İçinize giriyorum. İçinizde yapabildiğimle inşa ediyorum. Sen güçlüysen benim kelamımı alıyor, diman ayrıştırıyor. Ayrıştırıyor. Akıldan gelmişse akla, kalpten gelmişse kalbe, ruhtan gelmişse ruha böyle bayılır şey yapıyor. Paketi, poşeti ayrıştırıyor. Yani kelamda kişiyi kendisi var ya. Kelam kişinin karakteridir, nüfus cüzdanıdır. Sonra yani bunu yapabilmek için, yani bir kelam şu ağzımda çıkabilmesi için, ruhtan ta şu sürece kadar hangisinin failiyiz, hangisinin sahibiyiz biz? Hiçbirisinin değiliz ki. Zira şu kitab-ı kebir kainatın her bir harfinin, yani elmaya atılan boyanın, kavuna konulan bir tadın, vanın herhangi bir şesi, peyniri, bilmem kestanesi Sinop'un bir sebebi Sinop'u düşünme bir koçanı düşün ya. Bir zerreyi yerinde harfi yapabilmek için yani bir diken diken ya can yaprağı yani koparttığın zaman hayat bitti. Hadi aynı yerine koy bakalım. Bir tanesi dedi abi niye koyamayız dedi Japon'la yapıştırırız dedi. Vay be ne zeki insanlar varmış ya. Dedim yaprağı koparttım. Aynı şekilde koyun bakalım. Aynısı olur mu? Niye olmasın abi? Japon'a yapıştırırdım. Aferin sana. Peki hayat faaliyeti olur mu? Öldü bitti. İyi. Şimdi ne lazım? Bir zerreye hakim olabilmek için gözün elektronuna elektronu koyabilmek için protonu bilmek lazım. Doğru mu yanlış? Elektronu, proton etrafında olan o elektronu eskide döner deniliyordu. Hepimizin mektep okurken elektronlar proton etrafına dönüyor. Şimdi dönmüyor. Hepsi var olması gereken her yerdedir. Bulut gibidir. Dönme melme yok diyor şu anda. İhtizaz. Kur'an'da da iki tane ayet var.
Bulut gibidir. O elektron nerede lazımsa, nerede olması gerekirken aynı anda her yerdedir diyor şu anda. Kuantum fiziğinde. Şimdi neyse eskiye göre konuşalım. Elektronu yapabilmek için protonu. Protonu yapabilmek için atomu. Atomu yapabilmek için hücreyi. Hücre yapabilmek için dokuyu. Doku yapabilmek için organı. Organı yapabilmek için vücudu. Vücudu yapabilmek için bütün kainatın sahibi olması gerekmiyor mu? Maddeyin Allah. Bak şuraya bak. Maddeyin Allah. Bu Allah'ın şuna bakılarak iş makineleri yapılmış. El. Terpiller var da dozer gibi falan. Şuraya bak ya. Sen hazır gördün ya bunu. Şu kırıklara bak. Belirli yerlerden yapılmış. Ya kırık olmasa ne olur? Bizde harçı derler. Sırık yani. Böyle sırık gibi bir şey olur ya. Ne yapabilirsin ki buna? Bak nasıl kıvrımlara bak. Belirli mesela. Bir de arkaya doğru kırık değil. İçeriye doğru. Bak içimize doğru. Düşün ya bu şu sisteme bak ya. Şu maddi bir sistem ha. Kılıf. Ruhun kılıfı bu. Ruhun gömleği bu. Bu beden. Bu beden böyle olursa ruhu düşün ya. Ruhun içerisindeki imanı düşün. Mülk tarafı, melekut tarafı. Mülk tarafı, melekut tarafı. Zira şu kitab-ı kebiri kainatın her bir harfinin bağımsız ziyayetel bir harf. Yani bir de canlıdır ha. Mesela şu zahirde cansız. Bak şimdi. Bu canlanacak mı? Canlanacak. Saç olacak mı? Tırnak olacak mı? Vücut, enerji. Böyle bir şey olur mu ya? Saç olur mu bunda? Nasıl oluyor ya? Hem de ben karışmıyorum ha. Karanlık bir yerde. Teknolojiye bak. Anne karnında, karanlık yerde, kör maddelerden göz imal ediliyor. Normal bir teknoloji mi? Ölüler dirilir mi? Olan ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşıyoruz. Ölüler dirilir mi diye soruyoruz ya. Yediğimiz fasulye, ekmekler, kabaklar, tostlar, mostlar hepsi ölü değil mi? Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz. Sonra ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Ne tuhaf mahlukuz ya. Gözükmemiş bir şey ya. Ölüler sende diriliyor be kardeşim. Ne dirilmedi ki sende? Vay vay. Cümleyi bitireyim de çay faslına gelelim. Zira şu kitab-ı kebir kainatın her bir harfinin bağısı ziyaya ter bir harfinin canlılar da kainat kitabını düşünürsek her bir canlı harf. Harf değişiyor mesela. Şimdi bir sayfada harf, sonra bir cümle, paragraf, bir de komple bir kitap. İşte biz baktığımız zaman elma bir harf, insan bir harf. Kainat kitabının büyüklüğüne göre harfler, cümleler değişiyor. Her bir harfinin, her bir cümlesinin müteveccih birer yüzü, nazir birer gözü vardır. Mesela gözü vardır diyor. Mesela Z'yi koyabilmek için gözü var. G'yi koyacaksın, Ö'yü koyacaksın. Z'den sonra Ü var. Bunları sıralayacaksın. Ondan sonra tam yerine koyacaksın. Bu manayı düşündüğün bir şeyi soyuttur. Somut bir şeye koyacaksın. Nazır birer gözü vardır. Bu kelime ile ustad düşündüğünü bize naklediyor. Ne ile? Mürekkeple. Yazıya bakın. Yani düşüncünü dönüştürmüş yazıya. Şuraya bak. Nazır bir gözü vardır diyor. Her şeye bakar bir daha. Düşünmek soyuttur. Gözüken, tutulan şey somuttur. Soyutu somutta ifade edeceksin. Örneğin vücut somuttur, tutulandır. Ruh soyuttur. Şimdi ruh yani bedenin dışında her şey. Düşünmek, vefa, haya, edep, aşk, muhabbet, şefkat soyuttur. Soyut kavramdır. Beden somuttur. Şimdi burada göstereceksin. Yani madde olmayanı maddede göstereceksin. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Nasıl yapmış? Hakikaten çok acayip ya. Bu bedene son bir şey söyleyeceğim. Ustad diyor ki, ben bir misal vereyim. İnşaat demirleri dışarıda değil mi? Ama altın olan dükkanda bir muhafaza var. Gömme şeyi var, alarm var. Bir tane kapı var, bir de kepenk indirmiş. Bir de kamera var şimdi. Kamera var. Ne için? İçindeki maden için değil mi? Altın için. İnşaat demirleri dışarıda, madenin değeri olmadığı için. Aynı bu örnek gibi. Niye bu kadar titiz davranıldı? İçindeki maden için. Ustad mahkematta diyor ki, bu bedene bu kadar ihtimam, ki bu beden ruhun kılıfıdır. Bu bedeni
beslemek için 2,5 litre mide için Allah küre-i arz sofrası ile cevap veriyor. 2,5 litre mideyi memnun etmek için bu kadar nimetlerle, yiyeceklerle cevap veriyor. Bu beden ruhun kılıfıdır. Ruhun kılıfıdır, ruhun. Şimdi esas değil bu beden, ikide bir değişiyor. Bu bedene bu kadar ihtimam içindeki altın gibi, yani ruhu içindir. Nasıl ki kuyumcu dükkanına bu kadar tedbir, içindeki maden içindir. İnşaat demiri sokakta, maden değeri o kadar. Bu bedene de bu kadar ihtimam, onun taşıdığı, gizlediği ruhu içindir. Ha, o kadar buna dikkat ediyorsa, ruhu düşünün. Hiç bu ruhu sokağa, toprağa gömüp, çürütüp yok eder mi? Hangi akıl kabul eder? Bir düşünün ki, aklımızda düşünelim, 8,5 milyar insan var şu anda dünyada. 8,5 milyar insanın aklını yapan akli kül, ölerek, toprağa girerek, bu akılları toprak yaparak, toprağa dönüştürüp israf ederek akılsızlık yapar mı? Bu aklın ustası akılsızlık yapar mı? Eğer bir daha dirilmemek üzere insan öldü, aklı toprağa dönüşürse, bu aklın ustası aklı akılsızlık yapmış olur. Ya bu da mümkün değil. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.